Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuzda hoş geldiniz. Ee, Fenerbahçe Rudogorez daha doğrusu Rudogorez Fenerbahçe maçından hemen azıcık önce bu videoyu çekiyorum. Çünkü bir yere sıkıştırmam lazım arkadaşlar. Gün uzun, yol uzun, saatler uzun. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kıvrak bir açıklama. Yani kıvrak açıklama arkadaşlar. Son günlerde gündemi sarsan. Kara para aklama hakem camiası ile ilgili iddialar için açıklamalar yaptı. İşte federasyondan yapılan açıklama. TFF 7 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısında söz verdiği üzere şeffaf ve paylaşımcı bir iletişim stratejisini bugün itibariyle hayata geçiriyor. Helal olsun Dayıoğlu. Bir müddetir kamuoyunda tartışılan konulan arka planlarını kolay takip ve anlaşılabilirlik hedefiyle başlıklar ayrılmış haliyle aşağıda bulabilirsiniz. Şimdi Gerek işimize Türk futbolu falan filan Avrupa Şampiyonası 2022. Şimdi madde madde. 1. İzmir bölgesi hakemlerine ayrıcalık tanındığı iddiası. Söz konusu iddialarda adı geçen 3 hakem. Hakan Ceylan, Alper Ulusoy, Koray Gençerler aldıkları maç sayıları itibariyle ek bir de inceleyebileceğiniz üzere herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır. Yapılan iddialar asılsızdır. Hayatımda yalan gördüm de böylesini görmedim. Hani benim üstümde şu anda sarı kırmızı forma var desem daha inandırıcı. Ulan listeyi bir sunmuşlar. Toplam totali sayıyorsun. Koray Gençerler zirvede. Alper Ulusoy 3. Hakan Ceylan 5. Ayrıcalık tanınmamış ama. Ulan yazıklar olsun be. Hakan Ceylan'ın özel hayatı. Hakem Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan tarafından ortaya atılan herhangi bir kanıt barındırmayan bu iddia bir gazetede yer almış. Boşanma davası yargıya taşınmış falan filan. Hakan Celal 29 2023 tarihinde itibaren kadar da görev verilmemiş. Bak demiyor ki bizim hakemimiz öyle bir şey yapmaz. Yine topu tacı atmış. Gülenberge vergi ücretsiz diş tedavisi iddiası. MHK üyesi Tolga Özkalfa ile görüşülmüş. 1999 yılından beri diş hekimi olarak klinik işletmekte olduğu 2013 yılında dönemin hakem eğitmeni FIFA listesine çıkardım dedim falan filan. Yani sadece sözlü olarak ifadesini almışlar. O da demiş ki yok öyle bir şey demiş. Tamam diyor bak öyle bir şey yok dedi. Öyle bir şey yoktur. Tolga Özkalp'ın hakem seminerine katılmaması iddiası. Yani hakem semineri e, fotoğrafları var görebilirsiniz diyor. En mantıklı sundukları şey bu. FIFA'ya sahte sağlık raporu verildiği iddiası hakkında. Arkadaşlar bakın. Üç hakem yine Hakan Ceylan, Alper Ulusoy, Koray Gençerler. Bu arkadaşlar işte FIFA kokası, kotasına falan sonradan eklenmişler. İlk kota Eylül'de açılmış. 3 hakem Yine sunulmak üzere yeniden bir sağlık raporu alması talep edilmiş. İlgili raporda e-nabızdan baktık. Onaylı bir şekilde bu raporu teslim etmişler diyor. Ulan biz rapor almamışlar demiyoruz. Şimdi ben bir memur olarak diyorum ki mesela 10 Kasım cuma günü yani bugün okula gitmeyeceğim diyelim. Ben okula gitmeyeceğim diyemem arkadaşlar. Yani elimde resmi bir şey olması lazım. Ya izin almam lazım ya rapor almam lazım. Müdürüm bana rapor verdi dedi. Ben de önüne rapor sundum. 2011 tarihli 10 Kasım 2011 tarihli 2011 tarihli yani 22 sene öncesinin raporunu verdim. Müdürüm kabul ettiyse o onun gerizekalıdır. Müdürüm çıkıp da millet arkadaş adam bana rapor verdi. Al elimde kapak gibi bir rapor var diyorsa o onun gerizekalıdır. Arkadaş elindeki raporda istediği tarih yazsın. Rapor mu rapor diyorsa o onun gerizekalıdır. Burada da Türkiye Futbol Federasyonu bunu yapıyor. Ve inanmamızı bekliyor. Hakemlerle her hafta görüşme iddiası. TFF Başkanı Galatasaraylı Mehmet Büyükekşi göreve geldiği ilk aylarda E Türk hakemlerle tek tek aynı hafta içerisinde sadece bir kez görüşmüş. 2023-2024 sezonu hoca hiçbir hakemle hiçbir sebeple özel bir görüşme yapmamıştır. Mesela buna kanıtınız var mı? Hani Erden Timur sallıyor bir şey. Ali Koç'a diyorsunuz ya kanıtın var mı? Suçsuz olduğunu kanıtla diye. Hadi siz de bunu kanıtlayın. Yardımcı hakem Kemal Yılmaz'ın istifası yaş sanırının dolmasına sadece 2 ay kala istifa eden Kemal Yılmaz 10 haftanın 5'inde görev almış. 2 hafta avar görevlendirilmiş. Süper Lig'de yardımcı hakemlerin maç sayısı ortalama 4.4 istifasına gerekli olarak gösterdiği Fenerbahçe. Hatay Spor müsabakası sonrası sadece kendisinden değil maçın tüm hakem var. E, hakemleri ve gözlemcilerle ilgili MHK tarafından ayrıntılı bir analiz yapılarak tüm ekibe bir sonraki hafta görev verilmemiştir. Merak ediyorum. Şimdi görev verilmeme sebebine Fenerbahçe penaltı kazandı. Haklı penaltısını iptal ettiler. Şimdi görev verilmeme buysa hiçbir şey demem. Doğru. Eğer görev verilmeme sebebi buysa hiçbir şey demem. Ama bu bir algı arkadaşlar. Burada sosyal medyaya bir algı var. Bakın Fenerbahçe'yi kolluyoruz. Fenerbahçe'yi üzen hakemlere maçta vermiyoruz. Mesajı veriyorlar. Yemeyin. Serdar Tatlı'nın mektup içeriği En salakça cevaplardan biri bu. Serdar Tatlı tarafından Nisan 2000 Nisan Haziran 2022 arasında Servet Yardımcı'ya hitaben dönemin genel sekreteri Kadir Kardaş'a kişiye özel mektup verdiği teyit edilmiş. Kadir Kardaş mektubun Servet Yardımcı ismine özel olarak kapalı zarf içinde bırakılmaz sebebiyle zarfı açmadan TFF kayıtlarını almadan doğrudan Servet Yardımcı'ya ilettiğini beyan etmiş. Servet Yardımcı'ya mektubun içeriği sorulmuş şu ana kadar herhangi bir açıklama alınamamıştır. Hayatımda bu kadar aciz bu kadar zavallı bir federasyonu ilk defa görüyorum. Mektup var içerik. Bir şey soracağım. Serdar Tatlı öldü mü? Hayır. Serdar Tatlı ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. Nerede oğlum Serdar Tatlı? Öldü mü? Çağırıp gel arkadaş. Gel buraya Serdar. Söyle bakalım Serdar'cığım. Şey buraya niye de Serdar? Demek çok mu zor? İsmail Kartal Futbol İstimliliği Talimatı'nın 38. maddesi. Hakemlerle e, diğer müsabaka görevlerinin falan filan açıklamalar şu bu. Ben bunu sormuyorum. Mesela Okan Buruk hakemin anasına sövdü. Bütün Portekizlilere bilmem ne çocuğu dedi. Herhangi bir ceza yiyecek mi merak ediyorum. Jesus UEFA maçında konuştu diye sevk ettiniz hatırlatırım. Bütün Portekiz. Şimdi merak ediyorum Okan Buruk hakem Trabzon'da olsa bütün Trabzonlara küfür etse hiçbir kimse ses çıkartmayacak. Merak ediyorum. Ya da bütün Yalovalılara küfür etse, bilmem ne yalova Yalova'larda dese. Ulan aleni ırkçılık bu. Ha zenci demişsin, ha bilmem pislik demişsin, ha bilmem ne bütün Portekizlilere küfür etmişsin. Ben merak ediyorum. Şimdi İsmail Kartal da merak ediyorum. Saçma 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 konuşuyor. İlahi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Yalan söylüyor. Sevk falan edilmedi. Aynı madde kapsamında da 31 Ekim'de İsmail Kartal'ın sevki yapıldı. E Yani e Bunlarla birlikte ruh açısından zaman dikkatli olacağınız açıklama titizlik yapmak üzere kanal oyunu genişletti. Bak hiç kıvırmışlar burada. Hiçbir şey yok. Lale Orta'nın bir kulüp başkanına var görüntüleri göndermesi hakkında. Bak şimdi gerçekten ben anlamıyorum. Hayatımda gördüğüm en salak açıklamalar. Resmi bir kuruluşun bu kadar salak açıklama yaptığını ilk defa görüyorum. Söze itimat edin. Var görüntüleri naklen yayın aracından yayıncı kuruluşa ve TFF var odasına ham olarak ve aynı anda gönderilir. Dolayısıyla var odasında mevcut olan görüntülerin tamamı aynı zamanda yayıncı kuruluşta da olabilir. Mahrem olan görüntüler değil maçta görev yapan sahadaki hakemler ile var odasında görev yapan hakemler arasındaki konuşmalardır. Kısaca şu ulan salaklar diyor görüntüyü zaten ekranda görüyorsunuz size yansıtılıyor. Bunun mahrem olan hiçbir tarafı yok gidiyor. Hakemler arasındaki konuşma mahremdir. Dönemi MHK başkanının bir kulüp başkanına var görüntüleri gönderme iddiası da 18 Ekim tarihinde alınan kararla etik kuruluna sevk edilmiş soruşturma başlatılmıştır diyor. Yani bak komedi ya 2020 21 sezonunun VAR kayıtlarını Tarık Ong'un tarafından Cüneyt verilmesi iddiası. Tarık Ong'un avar olarak görevli olduğu bir müsabakadan önce kendisine görevli olmadığı bir önceki hafta oynanan müsabakanın VAR kayıtlarına dinlediğine yönelik iddialarla ilgili hukuk müşavirliğine başvurulmuş. Sezonluk değil bir tek maça ilişkin VAR kayıtlarının dinlendiği iddiası yer almış. Alınan yazılı imzalı beyanlar neticesinde bu iddiayı destekleyen tekte herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Yani o sezonun var kayıtları var diyor. Hayır diyor biz bir maçı sadece bir maçı aldık. Onun da şeyini vermemiş diyor. Ve iddiaların yeniden incelemesi talep edilmiş. İlettiği yazıyla da sunulmuştur. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bakın kıvırma böyle olur. Gerçekten bak. Hakem manipülasyon yapması belli kulüplerin şampiyon yapılmaya çalışılıyor iddiası hakkında. TFF yönetim kurulu Ahmet Çakar'ın ileri sürdüğü iddialar e, incelenmek üzere etik kuruluna sevk edilmiş. Kararı esas alınan falan filan Disiplin müfettişliğinde Ahmet Çakar basın ve yayın organları aracılığı etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması nedeniyle etik kuruluna sevk edilmiş. Yani iddialar araştırmıyorlar. Ahmet Çakar'ı disiplin kuruluna sevk ediyorlar. Öyle iddialarda bulundu diye. Yani iddia doğru mu yanlış mı önemli değil. Şaka gibi. Darıca Gençler Birliği müsabaka geçin. Buca Spor'un iddiaları geçin. Tuzla Spor kara para aklama bahis iddiaları. E, merak ettiğimiz bu. Futbol müsabakasında bilet fiyatlarını belirleme yetkisi kulüplerimizdir. Yani kulüpler belirler fiyatı diyor. Bir sınır bulunmamaktadır. İsterse 100 bin lira yapar diyor. E bilet sistemi üzerinden bilet satış rakamları elde edilen gelirler incelerinde satılan bilet ve elde edilen toplam gelir arasında herhangi bir anormallik tespit edilmemiştir. Diğer taraftan falan filan falan filan falan filan. İçişleri Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz. Soruşturma sonucu ne olursa olsun bilet satış fiyatları konusunda bir standartizasyona gidilmesi için sezonun ikinci yarısında biz artık belirleyeceğiz diyor. Spor kulüpleri spor federasyonu kanının FIFA ile görüşülmesi hakkında diyor. Yani Tuzla Spor'un olayını da tacı atmış. Burayı da geçen arkadaşlar FIFA UEFA'ya yazı gönderildi falan filan. Yani bir değişiklik yapacaklar ama işin uzmanından şey almıyorlar. Metin Sipahioğlu diyor ki TFF bugün gündemindeki birçok konu hakkında onlarca maddelik açıklama yapmış. Bu açıklamaların detaylarına, tatmin karlığına falan hiç girmeyeceğim. Bahsedeceğim tek konu var. Onlarca maddelik açıklamada aylardır kendilerine basın ve kulüpler tarafından en çok yöneltilen sorulardan olan 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili aylar önce lütfen kurulacak dedikleri komisyon hakkında tek kelime yok. 100. yıl diyorlar, tarihi anlatan videolar çekiyorlar ama onlarca maddeyi aylar önce kuracağız dedikleri Sonrasında tek bir adım atmadıkları komisyon hakkında bir kelime bile yazmıyorlar. Bunların samimiyetsizliği de niyetleri de ortada. Bize düşen ise dünden çok ama çok daha fazla bu konunun üzerine gitmek gerekeni yapacağız diyor. Ve Ali Koç'tan olay sözler, şike, hakemler, FETÖ, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç. Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bunu Arkadaşlar bakın bir şeye dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama Ali Koç'un açıklamaları yakıp yıkan türden hani öyle ee, ben alttan alayım üstten alayım diye net sistemden kulüpler rahatsız. Yüksek katılımlı bir toplantı oldu. 2 kulübümüz dışında herkes katıldı. Gündem maddelerimizde elbette e-bilet ihalesinin yapılması vardı. Bu sistemden kulüplerimiz rahatsız. İhalenin bir an önce yapılmasını konuştuk. %7 bilet gelirlerinden bakanlığımızın kesintisi vardı. Bununla ilgili çalışma var. Yayın gelirlerinin dağılımıyla ilgili daha modern Avrupa'daki sisteme uygun ne yapılabilir diye bakıldı. Güncellenmesi gerekiyordu. Yurt dışı liglerdeki 3-4 model üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki sezonun yayın gelirlerine nasıl dağıtılacağını Mart, Nisan gibi belirleyeceğiz. Aslında burada 5 yıldız hayırlı olsun diyor. Neyse. Daha farklı bir gelir dağılım sistemi olacak. Yayın ihalesiyle ilgili hiçbir ilerleme yok. Bazı başvurular vardı onlara da baktık. Ben şunu söyleyeyim. Yayın ihalesini TRT alsın. TRT almıyorsa kapatsınlar TRT'yi. Kardeşim bizim vergilerimizden geçiniyor. Alacağı reklam geliriyle hayli hayli malı götürür. Malı götürür. Türkiye'ye yakışan direkt mi? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Bir senede iyi mücadele edince nereden nereye gelindiğini gördük. Geçen sene Galatasaray müthiş, müthiş mücadele etti. Bu gece iki maç var. İnşallah puanlar toplayabiliriz diyor. İnşallah Türkiye'ye yakışan şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesi, ikincinin Şampiyonlar Ligi elemesi oynaması bize yakışan budur. Süper Kupa'nın TFF Suudi Arabistan'da oynanması 4-5 yıllık bir proje. Fenerbahçe ve Galatasaray divan kurulları bir irade gösterdi. 100. yılın hassasiyetini bir kenara koyarsanız TFF'nin Suudi Arabistan projesi doğru diyor. Yani 100. yılda oynanması yanlış ama sonrası doğru diyor çünkü para gelecek. Sayın Ahmet Nur Çebi vedaya geldi. Hepimizin sevdiği saydığı tartışsak bile gönül koymadığımız bir başkan. Veda etti. Kararı hayırlı olsun diyor. Beşiktaşlılara da müjde vermiş oldu. TFF açıklama yapmış detaylı bakamadım. Toplantımız yoğundu. Bir şey varsa da çoğunluk benim açıklamalarımla ilgili. Gerekli görürsem yarın açıklama yaparım. Bana gelen mesajlarda halının altına süpürüldüğü söyleniyor. Onun dışında bir şey söylemek istemiyorum. Aynen öyle oldu başkanım. TFF halının altına süpürdü. Şike büyük bir sorundur. Ha, şimdi geldik Galatasaray'ı ilgilendiren kısma. Tüm kulüpler yoğun irade gösterdi. Bu kirliliğin, bu soru işaretlerinin şike ve bahis ve şike bahis olunca hakem olmadan da olmuyor. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. FETÖ'nün bittiğini iddia eden FETÖ'cü arkadaşlara şunu soruyorum. Bir hakem bile FETÖ'den atılmadığı müddetçe bana kimse FETÖ bitti diyemez. Derse o arkadaş FETÖ'cüdür. Bir tane hakem ya. Çok değil arkadaşım. Bir tane hakemin istif yani bir tane hakem meslekten ihraç edilecek. Diyeceğim ki evet FETÖ temizliği. Futbolda FETÖ temizliği yapılmadı. Şike bahis olunca hakem olmadan da olmuyor. Hakem ve yapay zeka ile ilgili irade de gösterildi. Alınan kararlardan bir tanesi konuyla ilgili rahatsızlığımız gerekli adımların atılması. Yani amirimiz olarak yeterli iradeyi ortaya koymadı. Kargaşanın sonlanması için gereken adımların atılmadı. Çok daha fazlasının yapılabileceği. Bunu yapması için TFF'nin amir olduğu söylendi. İçişleri Bakanlığımız. Kulüpler Birliği olarak rahatsızlığımız iletildi İçişleri Bakanlığımıza. Bu konuyla ilgili bazı şeyler TFF ve kulüplerin ötesinde. Temiz futbol istiyorsak da bu temizliğin önemli parçalarından biri. Sayın Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı biliyorsunuz. Ülkemiz ve futbolumuz için şans olduğu bizlere umut verdiği kısa sürede harekete geçtiğini görüyoruz. Dibine inecek çok yol var. Şike büyük bir sorundur. Kriptonun hayatımıza girmesiyle bu konunun daha geniş yayıldığını görüyoruz. Çünkü bankacılık sistemine girmeleri gerekmiyor. E, Türkçesi şu arkadaşlar. E, kara parayı kripto parayla aktıyorlar. Yani Murat Sancak ithamlardan rahatsız, rahatsız diyor. Murat Sancak 2 senedir Kulüpler Birliği'nde. Kendisi ile ilgili yapılan ithamlardan son derece rahatsız diyor. Yani kim olsa rahatsız olur. Rahatsız değilse zaten yapmıştır demektir. Değil mi yani? Ee, bir sorun olduğunu en çok dillendirenlerden birisi. Yani öyle bir ülkedeyiz ki üstünüze bir iftira atınca doğruluğunu kanıtlamak zorundasınız. biz Şike hakem olmadan olmuyor diyor. Yani alt liglerden bak ne diyor? Bazı başkanların ciddi rahatsızlıkları var. Alt diklerden üst dike çıkan kulüplerin bazı konuları gündeme getirildi. Beni ve hepimizi en çok sevindiren umut vadeden ortak bir zeminde ortak hareket kararı çıkması. Masadaki herkesin fikir birliği var. Demek ki Galatasaray'dan kimse katılmamış. Çünkü rahatsız oluyor Galatasaray'la arkadaşlar. Yani özellikle dört büyük kulübün aynı safta olmasına ihtiyaç var. Bu sorunun dibine inmek için. Bizler de bu iradeyi göstereceğimizi ilettik. Bahis, şike, hakem konularını burada bir yere koyuyorum. Emniyet güç. Gerçekten bak. Ya Tuzla Spor'un başkanı eleştiriliyor. Galatasaray sayfaları savunmaya geçiyor. Oğlum hayırdır siz mi kara para aktıyorsunuz? Neyin derdindesiniz? Ya kara para aktanıyor diyor. <laughs> yapmaz öyle bir şey. Ben yaparım o yapmaz diyorlar. Hadi o zaman siz yaparsınız. Ve soruşturma başlatılmış. Cihaz oldu bildirdi. Ya ben yapmıştır, yapacaktır demiyorum arkadaşlar. Belki de hiçbir suçu günahı yok adam. Ya şu fırıldak Ali diyenin. Neyse Ali Koç'un açıklamalarını kısa keseyim. Ona buna cezayla bir yere varılmaz diyor. Zaten burası önemli bir kısım değil. Hani ona ceza ver, buna ceza ver. Ee, yapay zekada sıkıntı var. Yani yapay zekada 45-50 madde var. Bir takımın hani şu bir hakeme şu takım maçını yönetmek istemiyorum deme hakkı var. Lan geçen seneki hakemlerle aynı hakemler geliyor bize diyor. Sorunları çözmedi, derinleştirdi. Yeni MHK modelinin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani yeni bir MHK modeli hatta kulüpler bile yönetsin diye falan diyorlar. Ya, bilmiyoruz ki diyor. Konuşmak doğru olmaz. Nasıl geçirecek, ne yapılacak, düzensizlik içinde yaralanan kimsenin yeni sistemde olmasını istemiyoruz açıkçası. Biz de her türlü desteği veririz. Hakemlerin değişmesi lazım. Bu net mevcut. Bir şey söyleyeceğim. Halil Umut Meler'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid maçını izlediniz mi? Sıfır sıkıntı, sıfır hata. Benim lafıma geliriz. bizim hakemlerimiz çok iyi. Ama Allah'tan korkarak maç yönettiği zaman. TFF cesaret göstermiyor. Temiz futbol, adil futbol bize nasip olacaksa bizim de buna münasip olmamız lazım. Gelen her türlü bilgiyi, istihbaratı doğru işleyip temiz futbol yolunda kullanmalıyız. Bizim durum odaklı değil, değerli, değerler odaklı bir sisteme ihtiyacımız var. Şu an futboldaki sistem durum odaklı. Ne olursa olsun en çok olumsuz görüş, hareket, tenkit, TFF yönetim kuruluna. Yani niye MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bir dakika bile durmaması gereken hakemler var dedi. Çağırın sorun. Bunları göremiyoruz. Kusura bakmayın sorunların dibine inmek mümkündür. Genel kanaat, kanaatimiz böyle. TFF ve başkanlığa başvuru. Bu iş böyle gitmez. Sorunların çözülmesi için TFF'ye destek vermeye hazırız. Bak kulüpler birliği olarak. Mevcut insanlarla yeni sisteme geçilmesi yönünde tereddütlerimiz var. TFF yöneticileri daha aktif olmalı. <laughs> Kullanılan danışmanlar yeterli değil. Futbolumuzu en çok kileten bahis, şike ve hakemlerle ilgili TFF'ye ve İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacağız. Şike, bahis ve hakemlerle ilgili başvuru. Bu çok ciddi bir cümle ha. Bazı maçları seyrettim. cumartesi, pazar, pazartesi maçlarını seyrettim. Gözlerime inanamadım. Pazartesi de bir şeyler oldu. Beşiktaş'ın Antalya Spor maçında yapılana penaltı değil diyemez kimse. Diyorlar. O kadar namus şey insanlara. Ferdi'ye yapılana kimse penaltı değil diyemez. Bu nasıl cesaret? Bu nasıl fütursuzluk? Konyaspor Spor Karagümrük maçında 90 artı 6 da galiba olacak iş değil. Bir penaltı verdiler alakası yok. Harbi alakası yok. Sonra penaltı verilmedi. Öyle şeyler yaşıyoruz ki herkes muzdarip. Herkes rahatsız. Rahatsız olmayan bir kurum var. Hakemler ve MHK. Adana Demirspor Beşiktaş maçlarında nasıl yapay zeka ki aynı hakemler atanıyor? Bizim Fenerbahçe Trabzon maçlarında da böyle aynı hakemler atanıyor. arkadaşlar nasıl bir zeka? Güven kaybetmekte haksız mıyız? Tüm kulüpler aynı noktada kimse kolay kolay karşısında duramaz kulüplerin. Son olarak da hakemler bedel ödemiyor, bedel ödeyecekler diyor. Türkçesi bu. Hakemler hata yapınca bir bedeli yok. Alt liglerde de üst liglerde de hakemler bugüne kadar hiçbir bedel ödememiş de kimse mahkemeye veremiyor. Bunun da verdiği bir rahatlık, konfor var. Kulüplere, başkanlara, hocalara ceza vererek değil, Türk futbolunun marka değerini sorunları çözerek yükseltirsiniz diyor. Yani uzun lafın kısası Ali Koç, şike, hakem, TFF açıklaması ee, yani kapatın ligleri bitsin diyor açıkçası. Uzun lafın kısası bu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Fenerbahçemize de maç önünde başarılar diliyorum. Ee, hocam bize böyle önceden şöyle yaptın böyle yaptın falan filan önceden videoyu verdin demeyin arkadaşlar. Ee, bir de böyle deneyelim bakalım nasıl olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.